الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Geldik şeye, dördüncü tabakaya yatan, ona girmeden önce bir şey hatırlatayım. Lazım oluyor da gündelik hayatta. Bu bilinmeyince çok tuhaf bir resim oluyor. Eleştiriyle tenkitin insafı bilmiyoruz. İnsaf, Arapçada eleştiri, tenkit, insaf. Müzakere. Bunları kısaca şey yapayım. İnsaf nısıftan geliyor, yarılamak. Yani böyle baktığın zaman, mesela böyle dikkat ediyorum mesela, bakıyorum bu adam bir şey diyor ama ne diyor diye dinliyorum ve yalandan yapmıyorum maşallah. Böyle dinliyorum. Gerçi felsefede şey var, psikolojide, isterseniz bir kapatın ses, kapıyı açalım. Bayağı bir gürültü var. Şimdi, göstereyim. Sen onu yapın. Şimdi psikolojide dinleyeceksin ki dinletesin. Onun için demiyorum. Ben usta 80 bin zatlardan ders aldım diyor ya. Yani ile oturup da ders alamış. Şu an tecrübe etmiş, bakmış. Oraya dayanarak şöyle diyorum. Artık hata yapıp tecrübe kazanıp da hayatımıza yön verecek zamanımız yok. Yani hata yapma zaman yok artık. Yani hata yapıp tecrübe kazanıp da hayatımıza yön ve şekil verme vaktimiz kalmadı. Ömür bitti. Tamam, her son andır. Öyle düşün. Başkasının hatası bizim tecrübemize yetiyor. İnsaf nedir? Adam bakacak. Sen mi diyorsun, biz mi diyeceğiz? Herkes diyecek ya. Yani sen benden fazla yaşayacağını nerede biliyorum? Yaşlıyım ama. Yani ömrümüz kalmadı. Herkes böyle diyecek. Biz ahir zamanı yaşayan yaşlıdır diyoruz. 26. lemada. Böyle bir davayı dava edenen öncelikli değil mi abi? Ha tabii. Böyle bir davayı dava edemişsin. Şimdi şu. Bakacağız böyle. Adam ne diyor yani? Soru sorarken hakikaten öğrenmek mi istiyor? Bunu muhatap olan, bu makamda oturan bunu bilmesi lazım. Bu bir. İki, soru soruyor. Soru sorarak, soru sorma ifham açıkıyor. 15. sözün başındaki tabir o. Aşağılıyor mu? Soru sorarken. Cemaati senin şahsında nurculuğu aşağılıyor mu? Orada oturan onlar değil mi abi? Anlaması lazım. Anlaması lazım. Tabii. Üç. Soru soruyor. Soru sorma namı altında konuşuyor. Cemaate bir şey anlatıyor. Dur oraya geleceğim diyor. Bunlar hep susturacağız. Soru soruyor. İnsanlara soru takıyor kafasına. Soru soruyor. Trensin. Ray koyuyor, yönünü değiştiriyor seni. Soru soruyor, sorularla meşgul edip ana mevzudan uzaklaştırıyor seni. Yani o Emirdağ'da söylüyor, İhvan-ı Müslim tuzağa düşmüştü. Onun ustad arasındaki farkı mukayese ederken diyor ki İhvan-ı Müslim'in nasıl meşgul ettiler? Yani nurcuları da öyle yapmak istediler ama emin. Soru mesela ben hizmet mi ediyorum? Sen sağda solda piyasada içtim hayatta çok. Anlatıyor musun? Yani bir yere gittin iş yerine. Tam anlatıyorsun. Herkes toplanmış. İstifade ediyor. Hemen arada bir tanesi uyanık. Hemen seni soruya boğuyor. Soruyla uğraşırken bunları hep unutuyorsun. Sen hususi konuşalım diyeceksin. Bu umumi değil. Ya hayır kardeşim derdin varsa. Sen cemaat çıktın hastaneye gidiyor musun? Böbreğin ağrınca adamın böbreği ağrımıyor ki o da girsin. Röntgeni çektirirken sen cemaatla mı giriyorsun? Diyeceksin ki bunun hususi seninle, tamam. Eğer derdinse, hemen belli eder. Derdiyse peki der. Derdi değilse,
niyeti buysa, zındıksa, bunlara bir şey anlatmasın diye seni meşgul ediyorsa, hayır hayır falan ısrar eder. Mesela bizde nasıl yaparlar? Hocam bir şey sorabilir miyim? Gel kardeşim burada sor. Veya dersten sonra. Hocam hayır şimdi herkes duysun. Ha, anlaşılacak ki zındıktır. Yemez. Genelde de o gelenler sonradan gelenler değil mi Hasan abi? Geç geliyorlar yani böyle. O değil. O mevzu değil o. Değil. Eski de gelir. Ta dersin başında gelir. Bunu yapar. Yok ama ekseriyetle o şekilde olduğu oluyor yani. Ha, o son, oluyor da ama gelir. Bu ölçü o değil. Evet, o kaydı olmaz. Bir de bakın bu çok önemliydi. Yani soru sorarak hizmet eden elemanı meşgul etmek. Bunu tamam. Bu asırda olduğu gibi mesela hep yani Marayani eserleri çıkarta çıkarta insanın Kur'an'dan ve eserlerinden mahrum bırakmak. Mahrum bir de şey yapıyorlar işte bu dediğin gibi. Abi falan kitapta böyle diyor nasıldı? Lan ben okumadım ki illa beni okumaya sevk ediyor. Evet. Nasılsa git yazarına sor kardeş. Bana Risale'den sor. Yani benim mesleğimde zenginlik olsun diye şu da lazım, şu da lazım diye her tarafa elinizi atarsanız özür dilerim lazımlık oluruz. İçinize ederler. Bu galis tabiri niye kullanıyorsun? Cinayetin büyüklüğünden kullanıyorum. Çocukların lazımlığı olur. Bu da lazım, bu da lazım, bu oluruz. İblis ilave etti yani, şey anlattı ya Seyyid abi. Hayır bak. Hukema, de, bak ne oldu? Kaç yaşında hafız şey olmuş? 17 yaşında hafız olmuş. 10 yaşında hafız olmuş, 16 yaşında ilmi kelam uleması olmuş. İbn-i Sina. İlmi kelam. Gitti, Eflatun ve Aristoteles'in okumuş. Aristoteles'in 40 defa okumuş. Anlamamış. Eflatun'un eserini okuyarak anlamış. Ne olmuş? İlmi kelamla filozofu birleştirdiği için onun adı hukema olmuş. Hukema demek. Ne oldu? Battı gitti. Niçin akıl bu yolla bulamaz? Çok ilginç bir tespittir o. Niçin akıl bu yolda gidemez demiş biliyor musun? Yani bu ayeti görmüyor mu? İlmi kelam alimi. Yani çok tuhaftır. İlmi kelam alimi. 16 yaşında ustadın gösterdiği ölüm dirilme var ya kışın. Kışın ölüyor, baharda diriliyor. E bu onu görmedi mi? E niye bu? Realitedir. Öyle olaydır. Yani ağacı öldüğünü, dirildiğini, ölü gıdaların yiyip diri diri dolaştığınızı görüyor. Niye hala aklı değildir diyor. Sebebi şu. Felsefeden etkilendiği için felsefede şuydu Aristo. Yani bir okulu aşere, yani 10 tane ilah, ilk ilah bir ilahı yapmış, bırakmış, yapmış. Peki bunu kim idare ediyor? Sistemi kurmuş 10. ilah, o da yatıyor, yatıyor. Bu sistem nasıl çalışıyor? Kendi kendine. O ona saldırıyor, ona şey yapıyor. Yani bu sahipsiz. Dolayısıyla bu sahipsiz olduğuna göre, bu kendi kendine olduğuna göre, kendi işliyorsa o zaman buradaki deliller ahirete delil olmaz. Çünkü Allah'ın fiili değil. Allah'ın fiili, Allah muattıla yatıyor, boşta. Allah'ın ahiretine, Allah'ın vücuduna bir şey delil olabilmesi için Allah'ın fiili olacak. Allah'ın fiili değil ki Allah'a delil olsun. Onun için ölüp dirilmeyi ahirete delil yapmamış. Allah'ın fiili değil. Değil, Allah'ın fiili değil biliyor. Peki nasıl battı bu adam? İmam Gazali buna adi bir mümin dile vermedi. Niye battı? Gitti, kanaat etmedi. Kanaat. Üstad diyor ya, ben diyor kanaat ettim diyor, size diyor hayır et. Evet, mesela usta, ben size kanaat ettim, siz 20 derece. Dinde de öyle, el kanaat kenzullah. Zenginlik nedir biliyor musun? Mesela öyle zenginler var ki, Kur'an'a yemin ederim, buna da yemin ederim. Benden çok fakir. Ama fabrikatör, benim hiçbir şeyim yok, arabam da yok, hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok yani. Peki niye? Ama benim her şeyim var. Kanaat. Yani talep azlığı. Bir şey, akşam iftarda ne yiyeyim? Hiç umurumda değil. Benim işim değil o. Allah'ın işi o. Ne yiyeceğim? Benim vallahi bu dershane hayatımda yarın ne yiyeceğim diye düşünürsem Allah beni kahretsin. Hiç umurumda değil. Benim işim değil. Ben işim bu. Bak sizin karşınıza çıkmadan atıflarıma baktım, dersime baktım, nasıl başlayacağıma bakıyorum. Benim işim. Benim işim bu. Allah bana dedi ki bu saatte bunu yapacaksın. Öğle namazında namaz kılacaksın.
Ölecek miyim, kalp krizini geçireceğim, başıma ne olacak? Beni hiç ilgilendirmiyor o. O onun işi. İnsanlar buhran geçirmesinin sebebi omuz veriyor Allah'ın işine. Sana ne ya? Kalp krizini geçireceksin. Kalbi, beyin kanamaz. Ya benim işim mi o? İyi valla akşama bunu düşünün. Bana ne ya? Niye Allah'ın işine karışıyorsun? Sen Muhattullah mezhebinden misin? Allah bırakmış, her şey kendi kendine oluyor. Allah bilmiyor yani. Onun için ahirete delil yapmamış. Aptal aptal gitti ahirete. Ne oldu? İyi mi oldu? Şimdi geleceğim şeye. He, bu nereden gidiyor? Ders yapan bu 5-6 tane maddeyi bilecek. Bilecek. Veya bilmiyorsa öğrensin. Tamam, duydu. Bunu dikkat et. Dikkat et kardeşim. Meşgul olma. Görmüyor musun bazen aşağıda derste? Kardeş gel. Dersten sonra. Ondan sonra. Bazıları var. İkide bir el kaldırıyor. Veya konuşmaya yapıyor. Yapıyor. Bazı şey, dinleyenler de var tabii. Bizi bilmediği için. Ya niye böyle yapıyor ona? Çünkü geveze. Duramıyor. Art niyeti yok ama geveze. Niçin yapıyor onu? Kendini ifade etmek istiyor. Veya baktım bir şey diyecek böyle hiç suratımı çeviriyorum. Hemen şey yapmıyorum. Yani konuşamaz. Daha ileri gittiği, susturduğum an ikide atlıyorsa dersten sonra söylüyorum kardeş. Bir daha derse müdahale etmeyeceksin. Hatırladın mı? Sucuya yapmıştım. Ha, bazılar kırıldı. Ne olursa olsun dersin kırılması. Eli kırıldı. Hiç önemli değil. Üç. Eleştiri doğruların içinde yanlışı çekip çıkarmaktır. Eleştiri. Eleş. Fars şeyinden daha çok geliyor. Tenkit ise birbirimize ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Bir nakşetmek. Benim o biliyor Allah Allah böyle ama. Ha, nakşediyor. O zaman arkadaşlar hoşumuza gitmeyen tabirler olur. Biz şeyiz, insanız, supan değiliz. Hatalarımız var. Peygamber değiliz ki Cebrail hemen düzeltsin bizi konuşurken. Yani eleştiri yaparken tenkit yap. Tenkit değil. Tenkit birbirine alışveriş. İmam Ali'nin sözüdür o tenkit. Yani birbirine nakşetmek. Eleştiri yanlışta doğrular içinde yanlışı çıkarıp çıkarırken genellememek, umumileştirmemek, o sıfatına, o fiiline, o sözüne has kılmak. Yani bu sözü, bu hareketi. Desem ki Suat, sen zaten hep böylesin. Olur mu ya? Genelledin. Onun masum sıfatlarına tecavüz ettin. Kul hakkıdır. O masum sıfatına gıybet ettin, iftira ettin. Olmaz. Mesela dese ki, Malatyalılar hep böyledir. Rizeliler hep böyledir. Adam mı çıkar? Peki adam olanlar ne olacak? Allah dostları ne olacak? Allah'ın dostları var. O memlekette Malatya'da, Elazığ'da. Allah dostları var. Adam mı çıkar? Dedinse o Allah'ın dostları adam olanlar ne oldu? İftira ettin. Adam değilsin dedin. Niye genelliyorsun? Nasıl hakkını helal ettireceksin? Çünkü Malatya'nın mazisi var, geleceği de var. Çıkar mı? Çıkmayacak da. Gelecek de oldu. Niye böyle şey yapıyoruz? Yapmamamız lazım diye kızıyorum. Genellememek lazım. Umumileştirmemek lazım. O sıfatına, o sözüne, o fiiline has kılmak lazım. Ki ahirette mesuliyetimiz olmasın. Efendim, külliyatta da ders yaparken iktidarın dairesinde ileni olacak mümkün değil. Budur, nas açık ifade ise onda oynamayın. Açık, yap, yapma, bitti, oynama. Vallahi iştirak amali urevi hissen de mahvolursun. Yani cemaatin umum hissesinden düşersin. Yani böyle demişse tamam. Ama bazı mevzuları bir yerde şerh etmiş, bir yerde izah etmiş, bir yerde nazmetmiş. Ama açık emirleri gizlememiş, unutmayınız. Evet şöyle diyor. Vaakimu selavatü zekat. Namazı kılın, zekatı verin diyor Cenab-ı Hak.
Bu ima ile bildirilmez. Allah'ın Allah emirlerini ima ile, remiz ile, rumuzlarla, işaretlerle emir vermez. Emirleri açıktır. İnce manalarsa, mana mertebeleri ise, tefekkürü ise onu şey yapmıştır. Bir tane biraz açalım şey. Amin. Onu işaretlemiş. Yani Risale-i Nur'daki emirler de yavaş. Tamam. Risale-i Nur'daki emirler de esasattır, muhkemattır, zaruriyattır, musellemattır. Ondan sonra geliriz. Yani ustadımız emretmişse ben diyor size kanaat ettim. Siz de 90 cilt kafasında olan zat diyor. Bütün şeriatın temel kitaplarını şey yapan diyor ki ben size kanaat ettim. O zat diyor ki siz de diyor 20 derece Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazım. Kanaat et. Sadakat. Yapamazsam bile ahkamı hak. Yapamazsam bile. Billahi yap. İstemiyor. Ama doğru budur kardeş. Doğru bu. Ben yapamıyorum. Risale-i açık ifade budur. Tamam. Mesela hatıralar külliyatta çatışıyor. Ben dahi desem ki diyorum, hiç kale alma, at çöpe. Ama çok mütemet bir zattan geliyor. Olsun, ne yapayım? Çünkü niye? Yanlış değil o. O hatıra doğrudur. Ama has ve hususidir. Ama bazen işte konuşuyoruz. Has hususu olan zeminde umumiye olunca sıkıntı çekiyorum. Yani bu kızdığımızdan değil. Ben kimim ki ustadın varislerine veya sevdiği, methettiği kişiye dilimiz kuruyor. Yani. Ama has ve hususinin hiç manası yok değil. Var. Hususi kılmıştır eleştirisini. Ama umumi sıfatını külliyatta dokunmamıştır. O zaman eleştiri yaparken kişinin kimliğine, kişiliğine, şahsiyet-i maneviyesine ilişmemeli. Mehmet böyle bak, kişinin kişiliğine, kimliğine, şahsiyet-i maneviyesine, hele hizmetkarlık sıfatı varsa, hizmetkarlık sıfatına, elbisesine dokunmamalı, yakmamalı. Çünkü hem seni yakar o ateş. Usta diyor ki benim bir libasım vardı onu da yaktınız diyor. İvan Albörfi'de tamam mı? Bak bir daha söylüyorum. Kişinin kişiliğine, kimliğine, şahsiyet-i maneviyesine ve hizmetkarlık sıfatındaki elbisesine konumunu aşağılamamalı, rencide etmemeli, süphan değildir. Onu, sözünü, fiilini sırf ona has kılmalı, umumi etmemeli. Hem biz zarar ederiz, hem o zarar eder. Hem bu durusu Kur'an'ı bilmeyerek zarar vermiş oluruz. Bunlar da evde de öyle. Sen zaten böyle kadınsın. Sen zaten böylesin. Veya daha geniş. Zaten sen hırlı bir şey olsan bana denk gelmez. Yani akrabanı görmüyoruz. Aman yarabbim. Aman yarabbim. Nasıl ödeyeceksin bilgileri? Sen bir şey okuyacaksın. Merak ettim. Yok. Tenkitle alakalı bir yer var mı? Neyle? Tenkitle alakalı. Okur musun? Ey müthiş maraz ve musibetimiz celbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Allah. Gurura istinad. En müzir marazımız. Evet, en müzir. Maraz ne? Maraz. Ümitsizlik mi? He? Ümitsizlik mi? Hastalık. 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 Gurura istinad eden tenkit. Tenkit iyidir. Ama gurura istinad etmemeli. Enaniyet ister. Öyle değil. Doğruyu duysa bile konuşuyorsun adama böyle anlatıyorsun tamam mı? Dinlemiyor ki. He ama ya söyledim biraz önce. Ne dedim bir daha söyle. Hiç hecren cemila. Kur'an emretmiş bize. Bu tip modellerden hecren cemila. Pişt bir viraj al. Yüksek 80 derece dön. Orada şirk de var değil mi abi? Var tabii. Kendini subhan biliyor, onu haklara çıkışar. Tabii. Ondan sonra doğru çıktın. Peki karın var mı? Zarar ihtimali var, enaniyet kıvır. Ama dinlerse hiçbir zarar yok. Tamam. Bunu yaptıktan sonra hadi dersimize devam edelim.
Dördüncü tabakaya hayat, şüheda hayatıdır. Bu çok hoşuma gidiyor. Şüheda, Allah bizi şehit etsin. Şehit ölümü tatmaz. Allah Resulü diyor ki, şehitlik istemeyen münafıklık alametidir. Yani şehitlik istemeyen Müslüman değildi ondan. Çünkü Müslüman ölüm acısını duymak istemez. Duymaz mı? Duymaz. Ne zaman şehit oluruz? Gel de isteme. O zaman istemiyorsa Müslüman değilsin. Münafıksın. Cehalet değil yani. Bilmiyorsan başka ama bu sözümü duyduktan sonra Allah'ım şehit et ya. Allah'ım şehit et. Hakikaten etsin. Allah'ın ne seksilir ki? Allah bizi hepimizi şehit et. Amin. Amin diyenleri de şehit et. Yani, Kur'an'ın hürmeti. Arşın hürmetine, kürsün hürmetine. Muhammed'in onun yanındaki değeri, hatırı hürmetine. Şehit etsin ya Rabbi. Allah Resulü diyor ki dualarınızda beni vesile yapın. Sadakayı vesile yapın, sadakanır. Ya Allah ya. Allah niye etmesin ki? Allah niye etmesin? Eder. İnan. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, duam acaba kabul olacak mı diye endişe etme. Dua edememekten endişe et. Peki o ki sana bunu ettirdi, Allah seni affedecek, inan bana. Buzların yeridi ya. He? Buzların yeridi ya duanın. Ne? Buzlar evet. Yani dua aynı zamanda bir noktaya odaklanmaktır ya. Size bir hastalıkla bir çare söyleyeyim. Ben Allah'ımla anlaştığım için söylüyorum. İstifadelerimi istifadenize sunuyorum da ondan. Ne bunların? Odaklanmaktır ya dua. Sıyrılmaktır. Bir merkeze odaklanmak. Bak mesela. Tansiyon hastası olan. Vehim ve vesvese hastası olan. Öyle geldi yani saat. Krizini saatle bekleyenler var ya. Onlara diyor. Diyor ki bak. Öyle. Kendimi iyi hissetmiyorum. Fısırık, özgüveni kaybetmiş. Duayla alakalı bir şey söyleyeceğim de yeri gelmiş. Şöyle yap o anda diyor. İster gözünü kapat, istersen aç. Bak ben yapıyorum ve yapacağım da. Bak. Bir noktaya odaklan, bütün gücünü ona ver. Beyin öyle bir yayın yapıyor ki darmadağın ediyor bütün her şeyi. Daha konuşurken yaptı vücudumu bak. Yani böyle bir direkt düşün. Baz istasyonu böyle dalga yaydığı gibi. Bir noktaya bak. Bir noktaya. Vallahi bir şey kalmıyor ki. Fısırıklık beyni, İmam Gazali'nin ifadesini söylüyorum. Giren dışarıdan, içeride değil, içeride olsa yam oldu. Giren veya beyin. O depo var ya, zihin deposu, arşiv. Arşivde dosyalar. Dosyalarına ulaşamıyorsun. İyiyim hissine gelemiyorsun. İyiyim dosyası da var. İyi olduğun dosyalar da var. Buraya bir gaz basıyor. Polis şey gazı basıyor ya, biber gazı. Gözüyle falan. Kimse bir yeri görmüyor, dağılıyorlar. Buraya bir gaz basıyor, biber gazı basıyor. Vehim, vesvese. Çok mühim. Buna duman. Duman olunca... Bak ne yaptı sinir görüyor musunuz? Nasıl şey yaptı? Alarma getirdim de ondan. Bak nasıl bir şey yaptı. Attı ya. Fısma. Şimdi bu dima denilen, zihin denilen depo. Oraya gaz attı. Gaz blok etti. O zaman kısır. Kendini iyi hissetme. Özgüven kaybetti. O zaman ya gözünü kapat ya da gözünü dik. Sık elini bir hedefe böyle yani şey olarak celalli olarak. Celalli olarak. Celal. O gaz ne oluyor? Pişş, kulağına pişt olacak. Ben de midede attım. Negatif. Gaz attı yani. Bazen de gaz atar aşağıdan. Özür dilerim ama bunlar tıbbi ilmidir. Allah Resulü hiç olmamış. Gaz ölü erbahlardır. Erbah habisidir gaz.
Onun için gaz abdesti bozmuyor. Gaz düşünürsen bozmuyor. Aslında erva habisidir, o bozuyor. O bir pakettir gaz. İçerisinde erva habise var şu anlık. O menfezleri açıyor, o zaman abdest bozuluyor. Ha, abdest. Yani ben sizi gazın içerisini anlatmak için söyledim. Tabii ki gaz abdesti bozar ama gazdan sıyrılır, içerisinden bahsettim. Mevad dişirir aşağılıklar. Oralardan beslenen. Onu attı. Onun için bu odaklandı mı canlılık geliyor. Ve odaklanma konu böyle. Böyle vehim geldiği zaman diyor, ben gördüm Nadir abi şeyini getirdi bana. Çok ilginç, sen böyle söylüyordun, bir hususu söylüyordun. Öyle geldiği zaman diyor, şey yapın dedi, elinizi sıkın, bir noktaya bakın. Yani hakikaten öyle. Yani biz donanımlarımızı kullanmadan mağlubiyeti kabul ediyoruz. Acayip bir şey ya. Tamam. Elhamdülillah. Allah ulemamızdan razı olsun. Dördüncü tabakaya hayat, şöhada hayatıdır. Nasıl Kur'an'la? Nasıl Kur'an? Kur'an'ın emriyle. Açık. Şuhedanın, şehidin, ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Yani boyut farklılığı vardır. Paralel kainatlar felsefede dediği, yani bu dünyanın aynı paraleli, aynen. Burada Hasan, orada da Hasan. Aynı mı? Aynı Hasan. Şu anda aynı şeyi yapıyor. Aynı. Bu oraya yazılmıyor. Bu oraya yansımıyor. Yani ayrı bir, hayır. Hepsinde ben aynıyım. Yani bu oraya yans, ben buradayım da aynaya yansıyor. Hayır. Aynada böyle gözüküyor. Öyle değil. Aynı hislerimle, hayatımla, duygularımla aynı. Madde antimadde diyor. Aynı her şey. Bizzat bana bir mail gönderdi. Çok hoşuma gitti. Yani var ya, büyük bizzat karısı mal istiyor. Kadın mal ister ya. Kadın biraz malı sever yani. O da fakirin şeyi yok. Dua etti tabii. Kerpiç geldi değil mi? Yani. Buradan yaratıldı. Burada. Ondan sonra hani her şey her yerde var. Şeyde deliller. Tabii bir şey deyince herkes artık görmeye başlıyor. Elhamdülillah, sonsuz şükürler olsun. Onları manalandırıyor şimdi. Eskide bir menkübe gibiydi. Yani ya Rabbi mal ver. Kadın dedi ki, bu nedir? Cennetteki baki sarayımızda bir şey. Eksik olur mu? O zaman söyle geri gitsin diyor. Nereden geldi bu? Havadan gelmedi. Buradan yaratıldı. Burada, burada, burada. Cennet burada değil mi? Kerpiç de burada. Nereden geldi o kerpiçin altını? Ha şimdi gözüküyor her şey her yerde. Çünkü her şey her yerde olan Allah'ın ilmi, kudreti her yerde. Kaçkar'daki karı yaratan Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti burada değildir diyebilir miyiz? Ama zuhuratı yok, tecellisi yok. Ama var. Mevlana Hazretleri de elma uzatı varmadı mı? Mevlana almış gibi. Yani aynıyız. Şu anda kabirdeyim. Kabirdeyim ben. Kabirdeyim. Cehennemdeyim. Cennet. Her alemde varım. Allah Resulü diyor ki herkesin cennette de cehennemde yeri vardır. Cennete gidecek Müslümanların cehennemdeki yeri kafire verilecek. Kafirin cennetteki yeri bize verilecek. Onun için müjde yani. Allah Resulü diyor ki ahir zamanda yaşayan o deccal şeyin, o bizim günahlarımız inşallah deccala yüklenecek. Esebebül kefay olduğunda. Her yerde varız. Ama şuurumuz intikal etti. Yani size verdim ki bir misal. Bir buz vardı bardakta. Buz gibi gözüküyor ama ceset gibi. Bütün mertebeler onda ya. Buzdur, sudur, H2O'dur, elektrondur, kuarttır, nötronlardır, enerjidir, esirdir, maddi hayattır, lef-i mabeyi, arşı, kürsü. Hepsi yok mu onda? Var. Ama biz sif hapsolmuşuz buza. Allah Resulü bütünlüğünü yaşarmış. Bütünlükten bir misal vereyim. Cehennem burada, cennet de burada anlatayım size. Sunuattan. وَاِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَا۪يمِ وَاِنَّ الْاَشْرَارَ لَفِي جَيْنِ Sunuat. Altıncı sayfada bu ne? Buhran, bunalım, depresyon. Bunlara şey yapıyorum. Paralel kainat. Buhran, bunalım, depresyon, sıkıntı. Tamam mı? Bunu bulabilirsin. Bul sayfasını. Yanlış olmasın.
sıkıntı, moral bozukluğu, panik atak, bunlar nedir biliyor musun? Cehennemden hafif aralamış, ondan sonra cehennemi bizi ihsas ediyor. Bak ha, akıllı ol. Yani üstü olan, şubesi olan insan hissettiriyor. Gördün mü? وَاِنَّ الْاَبْرَارِ لَفِنَيْنِ وَاِنَّ الْاَشْرَارِ لَفِجَائِنِ Beşe bak, dörde bak. Ver bana ister. Buldun. Beş mi? Tamam. Yedide. Yedide. Çünkü o benim sayfa tam yedi. Onlar değişik. Çünkü benim ta eski sözleri yani değişik. Surur, neşe, saadet, bast. Cennetin 70 bin perdeden geçip şu anda bana hissettiriyor. Cennetin Allah hissettiriyor. Nerede anlatıyor bunu söylediğim? Kastamonu 6. sayfada. Öyle değil mi ya? Kastamonu nerede? Ha burada bak. Yer mi? Bak. Kastamonu'da ya. Şey söylüyor. Sabri abiye. Diyor 6 değil. Sabri. Sabırlı ol. Emniyetsiz, zararsız olan vehmi ve asabi hastalığına emniyet verme. Bu çıktı karşıma. Allah Allah. Nerede bu ya? Neydi o? Burası işte. Ha, burası kardeşim 8, 6 değil işte. Bak şu. Eğer sahir telumat ruhaniye ise, yani teellüm, elem gibi sıkıntı. Yapıyorum böyle. Görseller var da ben tiyatro yapıyorum. Niçin veriyor Allah? Sabra, mücahideye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Niye? Çünkü em ve yesin tamamen ümit, tamamen ümitsiz olmasın. Ümitsiz ümit, ümitsiz ümitsiz ümit, ümitsiz ümit olmadığı gibi ümitsiz yeis de olmaz. Yani ümit var yeisle beraber, ümitsizlikle. Yeis var ümitle beraber. Ümitsiz ümit olmadığı gibi ümitsiz de ümit yoktur. Beraber olacak. İşte diyor ki em ve yes vartasına düşmemek hikmetiyle varta tuzağa. Çok iyiyim canım. Benim gibi var mı ya? Yok canım nerede var ya? Tak tepene bir biniyor böyle. Bir sıkıntı. Evet senin gibi sıkıntılı kimse yok şimdi. Tepeni biniyor, düşmemek hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz ve bast haletleri celal ve cemal tecellisinden intiba eline gelmesi, yani intiba eline gelirse, bunu değerlendirecek olursa adam, ehli hakikatça medar ve terakki ve düsturu meşhurdur. Yani terakkiye sebeptir bu. Niye? Fark ettiğin anda terakkisin. Ha, bu demek ki cehennem aralamış. Bende bu nüminesi var. Uzatmazsan tamam. Yani burada her şey var. Her mertebe var. Allah Resulü o buz misali gibi, ağaç misali gibi her mertebeyi yaşıyor. Sırf nur değil. Kesifliği de var. Elini tutarlar, dişi kırılır, babalık yapar, kocalık yapar. O da var. O anda ötekisi de var. O anda. Aynı anda. Sıra yok onda. Bizde sıra var. Yani iki şeyi ben düşünemiyorum aynı anda. İlle ondan sonra onu. Allah Resulü bir anda hepsini düşünme özelliği vardı. Hepsini yaşayabiliyordu. Atomdu. Nurdu. Nuraniydi. Aynı anda Allah'ın huzurundaydı. Konuşurken benimle, inşallah, bir sahabeyle konuşurken aynı anda huzur ilahiydi. Cebrail'den üstün değil mi? Resulullah, tövbe estağfurullah değil mi? Tefekkür için söyledim. Tabii ki üstündür Cebrail'den. Cebrail, diye suretinde Allah Resulü'nün huzurunda, aynı anda Allah'ın secdesinde. Değil mi? Mektubat. Dihye suretin Allah Resulüne bir şey anlatıyor. Sabır nedir, iman nedir, İslamiyet nedir veya vahiy getiriyor. Aynı anda Allah'ın huzurunda aynı anda kim bilir kaç yerde diyor usta. Aynı anda. Taakubiyet yok, sıra
Yok. Allah Resulü ondan üstündü. Her anı her şeyiyle yaşıyor şuurunda. Onun muvazenesini anlayamıyorum. Hepsini bir anda yaşayıp nasıl bir şuurun inkişafı ki birbirinin hükmünü karıştırmıyor. Onun için Resulullah varılamaz. Ondan. İki şeyi sırayla koymada bir anda düşün. İki şey ya. İki şey. İki yerde olmada. Fiziği çözerken, kafanı patlatırken kimyayı çöz. Aynı anda, aynı. İşte Resulullah'a varılamaz. Çünkü bütün hakikatleri bütün hakaikiyle, turfandaymış gibi bütün meratibiyle, mübalağa etmiyorum, yapıyorsam Allah kahretsin. Bütün meratibiyle, bütün hakikatleri turfandaymış gibi an ve an yaşıyor. Onun için 24. sözde bütün esmanın bütün meratibine, ismi azam namazın. Bir peygamberin ömür billah feyzini Allah Resulü tek bir ayetten almış. Ne diyor? Onun için bütün halleri yaşıyor ama en tam yaşayabilir. Ama nasıl karıştırmıyor ben orayı yapamıyorum, tartamıyorum. İdrakimi al bu küçük akla gerekmez. Zira bu kadar bu sikleti, bu terazi çekmiyor. Tuhaf insan. Ancak şunu diyorum ona. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kim bana salavat getirirse ben onun cismi, vasfı, hürriyeti, mahiyeti, hakikati bana takdim edilir. Bu adam, bu senin şeyin ümmeti. Ben onu çok farklı seviyorum. Yani bütün meratibiyle, bütün hakikatiyle ami an yaşıyor, yaşayabilirsin. Tamam, normal bir derece. Nasıl karıştırmıyorsun? Anormal. Çok acayip bir şey. Haşirde şu anda bütün ümmetinin salavatına cevap veriyor mu, vermiyor mu? Allah verirse o. O verirse o. O sahibimizdir, ustamızdır. Allah. 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 Elhamdülillah. İyi ki Allah'ımız. Yetimlikten, kimsesizlikten, öksüzlükten kurtardı bizi. Allah bilir neyin kucağına oturacak. Ne karanlık insanların elini öpecektik nurlar olmasına. Hangi karanlık odakların aleti olacaktık? Hangi enaniyet ve firavun meşrepli insanların tetikçisi veya yaveri olacaktık? Uşağı olacaktık, kölesi olacaktık, abdi olacaktık? Hangi tiryakilik elimize palangalar vuracaktı? Hangi kahve köşelerinde ömrümüzü tüketecektik? Hangi kadınların şeylerinde ömrümüzü feda edecektik? Nurlar olmasaydı. Evimizin yolunu bile tanımayacak. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Sonsuz sana hamdolsun Allah. İyi ki nasip etti. Hamdolsun. Nasıl Kur'an'la, Allah'ın emriyle, açık ifadesiyle, şuhedanın, ehli kuburun, bak şuhedanın, ehli kuburun fevkinde bir tabakaya hayatları vardır. Normal ölenlerden hiç kıyas edilmeyecek kadar fark vardır. Şuhedanın şeydi. Evet, şuheda hayat-ı dünyevilerini tarihi hatta feda ettikleri için. Nereye feda etmiş? Tarihi hak. Tarihi hak. Hak yolunda feda ettikleri için Cenab-ı Hak ne yapıyor? Sen misin böyle yapıyorsun? Cenab-ı Hak kemal-i kereminden alacağı olmadığı halde, tamam, kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviye benzer. Hayat-ı dünyeviye benzer. Yani ölüp ölmek isteyenler şeyden okuyacağım atıflarını, şaşıracaksınız. Ölüm acısı, ölüm olmadığını göreceksiniz. Başka bir şeydir. Ustad'dan. Yani biz işte bu haber duymaktan mı kesileceğiz? Ağaçları görmeyeceğiz. Yaşıyorsun da ne oluyor yani? Ağacı seyrediyorsun da işte. Başka ne? Ben senelerde, kaç senedir beri buradayım. 90'dan beri bu binadayım. 90'dan beri aynı yatırttayım. 90'dan beri aynı yerdeyim, odam. Aynı 90. Ne yaptım? Hani Risale-i Nur olmasın tabii. Mesela iş yerine gitseydim.
İşe gidecektin, eve gidecektin. Mutfakta dolduracaktın, tuvalette boşaltacaktın, yatağa yatacaktın, işe gidecektin. Tamam da yaşadın da ne oldu yani? Ne oldu? Ne değişti? Her gün aynı. İki günü birbirine benzeyen zararlı. E tamam, hep seyrediyor. Neysin senin? Suretini seyrediyor. E kabir öyle değil ki, batınına geçiyorsun her şeyi. Zannediyor ki dünyayla alakası kesildi, hiçbir şey yok yani. Olur mu ya? Üniversite diploması olanın, iyi dinleyin, İlkokul diploması olursa olur mu? Ya acaba buzun içinde su var denilir mi? Ha arkadaşlar? Bu kabir bizden daha üstün boyutta değil mi? Şöyle düşünün. En ve boy. Şu adamın da en boyu var. Yapışık değil mi? Derinliği yok. Şimdi üçüncü bir boyut var birisi. Burada. En boy derinliği. Burada olan adam. Bu adamın. Şu adam kabul edin. Şu kağıt. Şuradakini ancak gider görür. Ama derinlikte olan, bir boyut üstte olan bunu komple görmez mi? Ben bunu görüyorum. Ya kabir bu dünya boyutundan üstündür. Otomatik olarak bunu zaten görüyor. An ve an görüyor ama bizden farklı şu. Mülkü melekütü beraber görüyor. Yani iki boyutta olan üçüncü boyutta. Üçüncü boyutta olan dördüncü boyutta olan nasıl ki bütün boyutlar. Onuncu boyutta olan ikiyi göremiyor mu ikinci boyuttakini? Kabire giren sanki alakayı kesmiş ama o bize değil ki kardeşim, doğru. Daha bir daha göremeyecek. Ağaç göremeyecek. Ona güneş doğmayacak. Doğru. Eli kubur geliyor sineklerin kanatlarına, kuşların kanatlarına veya bir şahsın suretine giriyor. Ondan sonra yıldız gibi geliyor. Şuna bunu akıl. Kim? Kim gelemez? Ya kafir gelemez tabii. Başka? Müslümandır ama inandığı gibi yaşamamış. Hapsi münferit. Ya namaz yok. Dava yok, oruç yok, bir insanlara menfaati yok, yani bir dersi yok yani. Bir hayatını, niye hayat çok kıymetli? Çünkü çok kısadır, çok şey, çok kıymetli şey kazanılması lazım bununla. Onun için hayat çok kıymetli. Çok kısadır, azdır ama çok büyük şey alınması lazım. Ondan, yani telef etme zamanımız yok, böyle malımız da yok. Çok kıymetlidir. Çünkü çok kıymetli şey alınması lazım. Ondan telef etme, vaktimiz yok. Az kaldı. Bir tane söyle dedi dün akşam. Abi çok kötü. Bitecek. Hocam ne zaman dedi ya? Ölünce bitecek. Dün bir yere gittim. Aynı aşağıdaki dediği gibi oldu. Aynı. Dedim ya ben de bunu söyleyeyim. Ölünce bitecek dedim. Hep diyorum. Dişinizi sıkın dedim. Yakında her şey bitiyor. Ne zaman abi dişinizi sık? Ya ölünce dişinizi sıkın. Yakında öleceksin zaten. Öyle bitecek. Bak, niçin hep anlattım? Daha üstün boyuttur kabir. Üstün boyut olduğundan, tamam mı? Üstün boyut olduğundan alt boyuttakilere zaten hakim. Resul'a görmüyor ha? Görmüyor da ben görüyorum. Dünyayı görmüyor. Usta, her dershaneye giriyorum diye. Hatırla da. Hayat-ı dünyeviye benzer. Fakat fark şu. Hayat-ı dünyeviye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı. Oh! Aynı dünyaya benziyor ama kedersiz ve zahmetsiz, alim-i berzahta onlara ihsan eder. Bizim istifade ettiklerini her şeyden istifade edebilir yani bu diye. Ya kardeşim orada dershane var. Peygamberin mescidi var. Peygamber var, sahabe var. Kime gidersin git işte. Fazlasıyla. Havuz Ali diyor sizi karşılayacak, dershane alacak diyor. Nurcu ölünce. Nurcu ölünce oradan kabirde o Nükelmekir'in yanına çeviriyorlar cemaat. Nükelmekir hesap verirken Kur'an bile bırakmıyordu, anlatmıştı. Ondan sonra seni, o bitti mi? Yani onlar nurcuları göreceksin, Zübeyir abileri, Tayyip abileri, Hüsrev abileri, tamam mı? Abileri göreceksin. Ustad da orada. Merhaba ki. Biraz endişe etmiştim de ilk defa oldu. Daha önce ölenmeniz var mı?
Yok değil mi? İlk defa olacak. O zaman heyecanlıdır tabii. Öldük tamam mı? Merhabuki. Ya Nurcu'ya Merhabuki işini soruyor. Soracak tabii adam işi bu. Soru sormak. Şimdi Merhabuki, Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Kıblen kimdir Nurcu'ya diyor. Niye? Ömrü bundan geçmiş. Tevhid de geçmiş. Ve tabii bir anda paniklik yapabilir. Statik gülüyor. Abiler gülüyor. Ondan sonra ayet-i kübra ile. Abi benim kafam ezberimde kalmadı. Ne okuyorsan ruha kalıyor. Ruhun cevap veriyor. Lisan yok ki. Ruh. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle her şey bilirsiniz. Yani buradaki dil konuşmuyor yani. Tabii başka bir dil. Rüyadasın. Orada konuşuyorsun. Bununla mı konuşuyorsun? Orada duyuyorsun. Bununla mı duydun? Hah. Onun 70 kat ilerisi. Bak. Bu konuşmuyor ama konuşuyor. Bu duymuyor ama duyuyor. Bu düşünmüyor ama düşünüyor. Bu yürümüyor ama yürüyorum değil mi? Aynı hakiki değil mi? Hakiki değilse neyin fatura çıkıyor? Ruhumuz hep mal olmuş. Ne okursanız. Emirda, ikinci emirda öyle geçiyor. Okuduğumuz her bir sayfa diyor haşirde senet berat olacakmış. Ay ya Rab bunu okudum. Ya Rab burayı da okudum. Bak ömrüm bu, bak ya Rab bunu da okudum. Sünnet. Sünnet. Bak ya Rab bu sayfayı da okudum. Ne kadar bunu da okudum. He ya? Çocuk gibi yani. Tabii ne demek çocuk gibi? En ufağını arayacaksın. Babasına takdim ediyor. Babacığım bunu okudum. Ya Rabbi Allah o kadar tatlıdır ki. Ya bak, onları söylesek hep de şey olacaklar, adamlar namazını da bırakacaklar diye korkuyorum. Cehennemde gidecek adam tamam çok kötü. Ya diyor, hiç alim dostun yok muydu diyor. Onun hürmetini affedeyim. Tanıdığım yoktu diyor. Ya hiç duyduğun yok muydu diyor be adam yani. Bir alim duymadın mı yani? Ha onun ismiyle affedeyim seni. O kadar yoksa git be kardeş. Bir Gazali'yi de duymadınsa, sevmemişsen. Bediüzzaman'ı sevmemişsen, Mevlana Ali Dibadadı'yı sevmemişsen, dost Allah dosttan sevmemişsen. Ama biz bununla kendimizi kanmamız lazım. Ya şeytan bu soldan girer. Allah'ın ümidine sizi şey yapmasın diyor ama şu vazifemizi yapacağız. O Allah'ın vazifesi artık. Onu sorar sormaz. Bir alim sana delil getirir. Bunu biliyor musun ismini duydun mu tamam. O onun işi. Benim işim ne biliyor musun saat 1:20 geçen? Öğle namazını kılmak ve orucuma devam etmek. Benim işim bu. Düşünmem artık. Kalp mi sekte olacak? Kalp krizi geçireceğim? Beynim patlayacak? Deprem olacak? Dursun. Bana ne ya? Allah'ını seversen ya. Hep kızıyor. Benim işim mi ya? Yağmur yağacak mı yağmur dinleyecek mi? Benim işim mi? Buğday çıkacak mı çıkmayacak? Benim işim buğday ekmek. Herkes işini yapsın. Ben sizin işinize karışıyor muyum? Bir defa sizin işinize karıştım. Ne yaparsanız yapın diyorum. Umumi değil ki yani, esasattan değil. Yeter ki hizmete zarar olunca ikaz ediyoruz. Ama dünyevi işlerde karışmıyorum size. Çünkü siz hakikaten ben de neyi beceriyorsunuz? 4 sene yürütüyorsunuz kardeş, 6-7 katı. Ha, ancak hizmete, şöyle olursa daha iyi olur diyor. Ama umumi hizmete zarar verecek. Hangi bozacaksa müdahale ediyorum. Çünkü mesulüm. Mesul olduğum yerde durmam. Ama diyorum. Yok şöyle gitmiş, madde şöyle olmuş, o çarpmış, ona tavsiye ederim bakalım. Yani niçin söylüyorum? Herkes işini yapsın. Ben senin mutfağa gelip diyorum, karıştım kalın. Ama abi diyorsun, ya şunu yapayım. Bu ne? Eğer bana sormuşsan iki şey arasında, bulgur mu, pilav mı? Ya bulguru tercih ediyorum. Misal ya. Ama sormuşsan, ben sana şunu yap der miyim? Ha dersen nasıl mı geçecek, değil mi? Yani herkes işini yapsın. Değil mi Ahmet? Herkes işini yapsın. O zaman herkes rahat. Rahat. Tahir abi öyle ya, yani sana Tahir abinin koşuna hiç... Bak beni nereye götürdü? Üçte abinin yanında 16 sene elhamdülillah mutlu geçti. 17 sene de Zübeyir abiyle kaldı. Üçte abi. 17 sene Tahir abiyle, 16 sene mi, 15 sene mi ne, şeyle kaldı, Zübeyir abiyle, Tevruz'da Rüştah'ın. İş anlatmak için söylüyorum, yoksa Allah'ım yapalım. Tahir abi demiş, Risale'de geçiyor, Tahir'in koğuşuna gitsin, bir münakaşa oluyor koğuşlar arası.
senin orasında işte sükunet varmış, ayık varmış, rahatlık varmış. Falan şey, tarihin koşuna et. Senin oraya ne vardı, ne yapıyordunuz ki diyor. Usta senin kovuşuna gönderiyormuş yani, ayırıyormuş o kavga edenleri. İki kişi tarihinin kovuşuna gitsin. Daha çok üç kişi kavga ediyorlardı. Üç kişi daha çok. Hapishanede. Abi tabi eli dağlar ete sıkıştırmış. Yani normal. O ekmek yok, ateş hastalık var, yoğurt istiyorlar. Yani. O psikoloji. Psikoloji. Çoluk çocuk dışarıda. Hanımlar, mahsus hanımlarını camdan seyrettiriyorlar. Çocuk elinde. Adeta kadın diyor ki bak ne, girdin de ne olduk. Yani psikolojiler. Hiç böyle düşünmeyin ya. Abiler şöyle. O andaki psikoloji. Ben bir hata yaparsam o andaki psikolojimi düşünmeyin ya. O andaki haletimi yaşayın. Ustad mahkematta söylüyor. Adam diyor ki abi. Bir kesin de. Adam senin üstadın terörüsünde kavga etmiş diyor yani. Ne olmuş? Bak şimdi. Kendine bir şey mi var abi? Ne oluyor? Oysa sahabenin birbirine kılıç çektiğini bilmiyor. Sahabe öldürmüş. Ölen ve öldürüren ikisi de şey yapmış. Ya, İslamiyet'i bilmiyoruz. Allah Müslümanları şey olamıyoruz. Kavga. Yani bir insanın o andaki psikolojisi çok önemli. Bunu dedi ama onu yaptım. Ya mesela elle 600 bin nusa yazıyor Sıva. Vay be. 600 bin. Hüsrev'e diyor şey yapan diyor, bana karşı çıkar. E şimdi yaparsak, bir şey dersek dilimizi yanlış olur değil mi? Yanlış olur. Yani başka işimiz kalmadı mı ya? Tahir abilere, Sübeyir abilere, Kavsal abilere, Asafiz abilere. Hepsinin Allah'ın zerre kadar hizmeti olanlar, ya Rabbi sözümü onlara hem ulaştır, hem yaz ya, yaz demeli. Ayakları başımızın üzerinde olsun. Zerre kadar hizmeti olacak, kıyamete kadar olacak gelecek nesillerinde. Allah onlara rahmet etsin. Bize kadar gelmiş. 600 bin Musa yapmıştır. Allah gani gani rahmet etsindir. Mekanları cennet olsun. Fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzatta onlara ihsan eder. Alemi berzatta. Vay be. O kadar yüksek, o kadar harika ki akabir, dünya, alemi şehadet, sakik, ağır, en aşağıda. Cennet âlâ, meleği âlâ. Tamam mı? Kabir ise berzahtır yani ortası. Yani buradan yukarı, yağ gibi suyun üstüne çıkmış. Ya arkadaş ölünce aşağıya gitmiyorsun ki. Ha, giden gidiyor. Bana ne yani, giden gitsin bana ne. Adam Paris'e uçağa kalkıyor. Benim Türk Hava Yolları'ndan kalkıyoruz diye. Ya ben Paris'e gitmiyorum, ben Hacı'ya gidiyorum. Aa onlar Paris'e gitti, sen de aynı pistte. Aynı pistte ama benim uçağım böyle gidiyor. Benim uçağım başka. Ya arkadaşlar berzah demek meleği alada olan cennetle sakin olan dünya arasındaki berzahtır ya. Yani dünyadan üstündür. Yani adam kedersiz, zahmetsiz, cennet hayatına gidiyor. Ah ya gitmesek falan. Büyük zatlar anlamışlar, ölümü sevmişler, demişler ki ya bizim sıramız ne zaman gelecek? Elini ovuşturmuşlar. Sana Rüştü abi anlatıyordun. Ha Rüştü abi, ha aferin. Allah razı olsun. Bazen meçhupluğum oldu. Benim sözüme, her şeyime kale almayın, tamam mı? Meçhup ve tam akıllı değilim yani. Zeki de değilim, inan. Naklediyorum ama şuna şüpheniz olmasın. Sadakatim var. Gülacım. Rüştü abi ona sormuş. Tahir abi demiş. Ne vardı senin komşuda? Dedi ki, ne özelliğin var? Neyi sunuyordun ki sana geliyorlardı veya huzur vardı? Bizim komşuda herkes işini yapar dedi. Kimse yazardı. Ötekisi diyor, yemek yapardı bir kardeş bir şey. Hemen namaza çağırırdı diyor. Kesinlikle diyor, hep yazardık. E ben yazınca sen ne yapacaksın? Benle konuşamazsın ki. Ben yazıyorum. Benim adam nerede olacak? Duvara konuşacaksın değil. Geldi benim konuşuyor. Ben yazıyorum. E sen yazacaksın. İkimiz yazıyoruz. Üçüncü bir adam geldi. Kimle konuşacak? O da yazacak. Yazınca kalemle ilim tahsil ediyorsun. Ruhun besleniyor. İlim ruhsuz değil ki.
ilim yazıyla ifade ediliyor diye ilim bu değil ki. Risale-i Nur bu değil ki. Bu Risale'nin külliyatındandır. Kalemleşmiş mana, şey, lafızdır. Manası kitap değil ki. Kur'an da böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin mürekkebi ayet değil ki. Kastettim tabii ayet. Bu ayettir de, içerisi işte ayet esas. Bu lafız şeydir, mürekkebidir. Bu mahluktur, mürekkep. Bu mürekkebi kastediyor. Ama Kur'an ise, kabul. Ta buradan başlar Kur'an, ta Cenab-ı Hakk'ın sıfatına kadar. Mertebesi var. Bakınca lezzet almıyorsun, okunca lezzet alıyorsun. He? Bakınca lezzet almıyorsun, okunca lezzet alıyorsun. Bakın, Kur'an'ın bir özelliği var, bakınca da lezzet var. Kur'an'da da var. O özelliği, mesela Kabe'de öyle. Alemi berzat onlara ihsan eder. Yani o lezzeti kastettiği lezzet daha üstün tabii. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezzis oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ama öldü. Ama öldü. Her nefis ölümü tadacaktır diyor. Demek her şeyin istisnası var. Anne babasız olmaz. Adem aleyhisselam olmuştur. Annesiz olmaz. Babasız olmaz. Adem aleyhisselam olmuştur. Babası var, annesi yok. Kim? Babası var, annesi yok. Babası var, annesi yok. Duymadınız mı? Havva validemiz. Adem aleyhisselamdan yapılmış. Hem babası yok, hem annesi yok. Adem. Sırf babası yok. İsa aleyhisselam. Hem annesi var, hem babası var. Tak o zaman işte bizde. Yani biz. Bizim de vardı annesi. Anne babası var. Aleyhisselam. Allah şefaatine nasip etsin. Yetimdi. Yetimlere örnek. Öksüzdü, onlara örnek. Fakirdi, fakirlere örnek. Her şey var. Ama niçin anlattım? Her şeyin bir istisnası var. Allah mesela Celle Celaluhu küllü nefsin zayikatil mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Mesela şu evde tatmıyor. Değil mi? Mesela hepimizin anne babası var ama olmayan da var. Şey için yani o Hazreti Hamza için seyyidü şühedâ diyor. O ne demek yani? Şehitlerin başı. Ha, şehitlerin. Onların çatısı altında toplanacak. Şehitlerin başı. Onda da şey var yani böyle, kademe var. Tabii, şehitlerde kademe var. O sor. Çanakkale'deki şehitlerle bu zamanki şehitlerden olmaz mı? Olmaz tabii. Hükmen şehit var, ilmen şehit var. Mesela ilim ehlinin şehitliği, savaşta savaşandan üstündür. Çok üstü çünkü cephedekileri yetiştiren alimdir. Alim o şuuru veriyor. O zaman onun şehitliğine o sebep olduğu için o alim ondan üstündür. Alim. Din alimlerle ayakta duruyor. Bakın onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Kardeşim istemez misin böyle ölümü? İstemiyorum. Anlatayım şunu. Allah etsin o zaman. Hak ediyoruz. Geçtin. Oo, neler yapıyorsun? Hiç. Peki yaparken yaptığının farkında mısın? Ben rüyadayım, asıl değilim diyor musun? Hayır. Asıl biliyorsun, asılsın zaten. Peki onu yaparken orada burayı biliyor musun? Ya ben burada yapıyorum ama aslında çekyatta yatıyorum. Bilmiyorsun. Bak. İkisinden de haberin yok. Sırf lezzetten haberin. Cenab-ı Hak gelse, makasla tak,
bunun alakasını kessen. Zaten bunun alaka yoktu ki. Yani haberin yoktu. Horladığının, cesette yattığını, şey yatakta yattığını biliyor musun? Yok. Zaten oradasın. Peki, oradan hiç uykudan ayrılmasan, uykudan, şey rüyadan çıkmasan, hep lezzet almayacak mısın? Peki, çok uykuda kaldım, çok rüyadayım, ya bu kadar uzun rüya olur mu diyor musun rüyadayken? Demiyorsun. İşte tak, kesiyor. Mesela bir tanesi, namaz kıldız bir Saliha anamız, Saliha bir anamız var, Üstad Risale'de geçiyor. Tesbih çekerken, tesbihini okumuş, kopmuş, dizerken ölüyor. Hala Üstad bir mezarlıktan geçerken gülmüş, keşfen kubur ya. Hala kadın tesbih diziyormuş. Kaç sene geçmiş. Belki de asır. Kıyamet kopunca diyor Üstad, tam da bitirmemiş ya, ne kadar ne çabuk da koptu yatayım, şu tesbihi de tamamlayamadım ki çekseydim diye. Hala haberi yok. Abdestliydi ya. Peki Hasan Hocam, şimdi insan o şeydeyken, rüyaydayken güzel bir rüya gördüğü zaman uyanmak istemiyor. Ama korkulu bir rüya gördüğü zaman... uyanmak istemiyor şu değil. O rüyanın bir mertebesine inmişsin, yaklaşmışsın yani buraya. Güzel gidiyor yani. He, tabii. Peki kötü oldu mu korkarak uyanıyor. Tabii. Tabii o hakikidir. Terden su olmuşsun. Köpek seni kovalıyor diye tam kayalıklara geldi böyle. Bir uyanıyorsun. İyi ki rüyadaydı. Şimdi söylüyorsun iyi ki rüyadaydı. Acaba şey iyi mi yani? Adetteki iyi olan insanların... He. Mesela yılanlara, çıyanlara, akreplerin içinde boğuşuyorsun. Rüyan öyle. Allah gelip tak kesti. Ha sana kabir azabı. Rüyada olduğunu bilmiyorsun. Aynı bir tamamıyla elem alıyorsun. Onları göstermiş oluyor yani. Gösterme değil, yaşıyorsun. Yani bu misalimi anlayın. Yalnız kendilerinin dahil bir aleme gittiklerini biliyorlar. Bak kendilerinin ölmüş bilmiyorlar. Ama şunu biliyorlar. Kendilerinin dahil bir aleme gitmişler. Onu biliyorlar. Allah öldü demeyiniz diyor. Ama ölmüş. Gözümüzün önündekinin diye Allah diyor ki bize Celle, bunu ters düşün. Öldü adam da gömdük. Cenazesini kılmadık mı? Kefenledik, ben yıkadım. Allah diyor ki buna, şey, selam veriyor, falanca öldü. Cenab-ı Hak da diyor ki, buna ölü deme diyor. Demek ki, ölü kimedir? Ölüm. Ölüm, cesetle alakalı. Cesedini hissettirmediği için Cenab-ı Hak öyle diyor. Küllü ruhun zayikatı mefti. Ruh ölümü bilir. Zevk eden ölümü, zevk eden eleme lezzet yapan cesettir. Nefs. Küllü nefsin zayikatül mevt. Yani Cenab-ı Hak sistemini biliyor ya. Ruhla alakası yok yani ölüm. Kemal-i saadetle mütelezzis oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Arkadaşlar ölümdeki firaka. Acı nerededir? Firaktadır. Burada duracağım. Çünkü ölümün içerisini dolduracağım ben yarın. Ölümün içerisi, ölüm boş iç tabirdir. Ölüm zahiri gördüğümüz gibi anlıyoruz. Ölümün içerisi, ölümdeki elem, acılık aslında ölümün kendisi değil. Ölmeden önce ölüyoruz bakın. Ölünce elem al. Ölmeden önce niye adam elem alıyor? Fırak. Yani çanak anten topluyor, televizyonda gösteriyor. Ölmeden, mesela dişim ağrımadan diş ağrısı çekilir mi? Aa dişim ağrıyor. Ağrmıyor ki. E niye hissediyorum? Psikolojik olarak. Öldük mü biz daha önce? Yok. Niye ölüm acısını çekiyorsun ki? Öleceğim diye. Öleceğim diye elem alınmaz ki. Elem kendisi yok ki. Niçin alıyoruz biliyor musun? Ölümün kendisi değil. Ölüm paketi içinde olan firaktır. Firak. Yarın ona gireceğiz.
ölümün içerisi. El Fatiha.